Merhaba arkadaşlar, Meccanine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir maç videosu olacak ama çok önemli bir maç videosu. Gördüğünüz gibi ikimizin de 100'ün üzerinde 108'e 109'luk bir Tonk United'da Şampiyonlar Ligi yarı final maçımız var. Şimdi arkadaşlar, eleman gördüğünüz gibi İngiltere'den geliyor ama Portekizli. Oldukça karışık bir durum yani. Şimdi arkadaşlar, eleman güçlü. Zaten güçlü olmasa şu an burada olmazdı. Şimdi görmüş olduğunuz bir oyun yapısı var. Gördüğünüz gibi 4-2-4 gibi. Yalnız bu sizi yanıltmasın. Şimdi hemen bunu böyle söylüyorum. Bu arada kendi liginde de birinci sırada. 21 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 89 tane averajı var. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar, bu elemanla hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'nde nasıl karşılaştığımızı göstereyim ki benden önceki maçlarda nasıl bir 11 ile çıktığını görmüş olalım. Şimdi elemana geçmeden önce daha önemli bir şey var. Berkşanlı ile şuradaki elemanla, ki bu bizim bildiğiniz gibi arkadaşlar federasyonda takım arkadaşım. Kendisiyle eğer bu maç serisine karşılaşabilirsek, yani ben Tonk United'ı geçersem, o da LPG'yi geçerse, ki Büyük Osta geçecekler ilk maç 5-1. Finalde arkadaşlar kendi federasyon üyesi arkadaşımla karşı karşıya geleceğiz ki mükemmel olacak. Yani bu maç serisini kesin almalıyım. Şimdi gelelim Tonk United'a. İlk maçı gördüğünüz gibi şurada 2-1 kaybetmiş, sonraki maçı 4-1 almış. Öncelikle kaybettiği maça bakalım hemen. Şimdi kaybettiği maçta ilk takım Tonk United, gördüğünüz gibi 51-49. 4-2-4 ile sahaya çıkmış eleman. Rakip de 4-1, yani hatta 2-3, hatta bunu 5-1 gibi düşünebilirsiniz. 5-1-3-1 şeklinde sahada yer almış. Yani 2-3-1-3-1 şeklinde yer almış ve buna karşı 2-1 kaybetmiş. Peki sonra ne olmuş? İkinci maçta 4-1 almış ve yarı finale çıkmış. İkinci maç gördüğünüz gibi deplasman takımı eleman. Rakip kırmızı kartta bir kişi eksilince zaten bir şey değişmemiş. Hatta ondan sonra gol atmış eleman. Şimdi istatistiklerde 51-49, hafif geride kalmış. İlk takım aynı şekilde oynamış. 2-3-1-3-1 şeklinde. Oysa bizimkisi 4-5-1'e dönmüş. Tabii maç içerisinde değişiklik yapabilir. Ama gördüğünüz gibi eleman ikinci maçı yenildikten sonra ikinci maçı 4-5-1 şeklinde oynamış. Demek ki bu eleman bunları yapabilecek pozisyonda. Yani kendimizi buna göre hazırlamalıyız. Peki arkadaşlar, bu maça ben hangi 11 ile çıkacağım? Hemen şöyle, pardon, bir dakikadan az zamanımız kaldı. Şöyle hemen kadroya geleyim. Kadro üzerinden gösterelim. Hemen A ve B planımızı. Şimdi arkadaşlar, ben bu maçta çift forvet kullanmayacağım. Çift forvetin ben dezavantajlarını çok gördüm. Yani bu maça kadar en azından şu an benim takımım buna hazır değil. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, elemanın şöyle göstereyim. Şu an evet, fena değil. Şimdi eleman yine bana da 4-2-4 şeklinde sahada derken maç başladı. Çok konuştuk. Oynarken gösterelim. Şimdi ben arkadaşlar 3-1-3-3 şeklinde sahadayım. Maçtan önce elbette bütün moral motivasyonları, kondisyonları yükselttim. Hemen maç başlasın. Evet, topa sahip olma vereceğim arkadaşlar. Taktikleri de göstereyim bu arada. Ortadan oynuyorum. Karışık, açık, alçak presle başladım. Başlayacağım. Evet, kırmızılar bende. Güzel. Evet, rakip aynı şekilde. Henüz menajer gelmedi. Maç yeni başladı zaten. Evet, şu an benim hafif üstünlüğüm var. Evet, menajer de geldi arkadaşlar. Maça asılmış eleman. Evet, Pele iyi geldi sağdan. Pele'yi sağda oynatıyorum. Ortada Pavela'yı oynatıyorum. Sağda Turesso'mu oynatıyorum. Bunların hepsinin isimlerini değiştireceğim arkadaşlar. Bir türlü elim değmedi. Evet, Erkin geldi. Destek eksik olmasın. Erkin Begiyev Azerbaycan'dan. Teşekkürler Azerbaycan. Evet. Pele golünü attı. Çok güzel. Çok güzel. Hem AML, hem AMR, hem ST özelliğiyle Pele inşallah iş yapacak. Ki zaten şu an tutuşuyordu. Evet.
Bakalım rakibi. Bu arada bir rakibi de kontrol edelim. Çünkü değişiklik olunca rakip de değişiklik yapabilir. Yani sonuçta skor değiştikçe rakip de taktik değişikliği yapabilir. Mesela onun beşli defans, beşli orta saha anlayışına karşı hemen ben de orta sahayı dörtleyebilirim. Yani şu an niyetim o daha doğrusu. Şu an Pavel'e geçer onu. Güzel. Evet. Geçse iyiydi. Ama şu an iyi gidiyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi ortada açıklık var. O yüzden taktik anlayışla ortadan oynuyorum. O da gördüğünüz gibi kenarlardan oynamaya çalışıyor. Şimdi ortada iyi durduruyoruz. Şu an alçak preste de yorulmayı düşünmüyorum. Maçın ilerleyen aşamalarında 60. dakikada falan yüksek prese geçebilirim. Yani duruma göre bakacağım daha doğrusu. Evet, şimdi değişiklik yok. Bende durum iyi. Güzel. Sırıtan bir oyuncu yok. Uzun topla geliyor. Ben de uzun topa karşılık veriyorum. O Trossard oradan gol atar ben biliyorum. Ama şimdilik atmadı. Güzel. Evet. Rakibe bakalım. Hala değişiklik yok. O da herhalde skorla alakalı bir şeyler olacak mı onu bekliyordur. Güzel. O Pele. Neyse şu an çok fırsat vermiyor ama şu an oyun üstünlüğü bende gördüğünüz gibi. O çok güzel. Ya. Ortada değildi orada. Kenardan oynuyor olsaydı kendisi atabilirdi. Orada işte taktik. Şu an istatistiklerde 58'e 42. Güzel. Ki benden önceki iki maçına baktığımızda yani genellikle şeydi. 50'ler civarındaydı. Böyle 58'lere falan çıkartmamıştı rakibi. Güzel. Şimdi bir topa sahip olma daha vereceğiz. Hı. Evet, güzel. Pavel'e topu verdi. Kaçacak. Oo, güzeldi. Güzeldi. Dima da iyi geldi. 11 numara. Merkez orta saha hem DC hem DMC hem MC özellikle. İyi, güzel. Evet, ilk yarı 1-0. Önemli anlarda Pelé'nin golü var. 58'e 42. Taraftarımız bu şekilde. Güzel. İyi bir başlangıcımız var. Şimdi hemen formasyonda elemanla nasıl karşıladığımızı görelim. Şu merkez orta saha işte 3 kişiyle almamın etkisi var. Büyük olsa da ikinci yarı orta sahayı çoğaltacaktır diye düşünüyorum. Yani şuradaki iki elemanı, şunu ve şunu büyük olasılıkla biraz daha merkeze yakın çekebilir derken başlamış. Evet. Pele sağa geçti. Güzel bir orta. Hadi bu gol, bu gol, bu gol, bu gol. Hadi gel. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Evet. Ama iyi geldi. En azından topla buluşup atması bile güzeldi. İki kanat oyuncusunun güzel hareketleriydi. Ama arkadaşlar bu maç 1-0 bitmemeli. Yani ikinci maç tehlikeli olabilir. O yüzden bu maçı biraz daha gol atmamız lazım. Hatta o yüzden Dima'nın yerine yani orta sahadan bir kişiyi çıkartıp Oruç Reis'i AMC pozisyonuna alabilirim. İyi düşünüyorum şimdi. Çünkü ortada güzel açıklık var. Pavel'e gole gidiyor mu? Hayır. Güzel yarın gel dedi. Evet. Bir 60. dakikayı bekleyelim. Hatta beklemeyelim. Ben taktiği arkadaşlar yükseğe geçiriyorum şimdi. Evet. Yüksek prese başlayalım. Güzel bir vuruş yaptı rakip. Aha, gördüğünüz gibi 4-4-1-1'e döndü eleman. Taktik değişikliğini yaptı. İkinci yarıyla beraber büyük olasılıkla. Şimdi arkadaşlar Oruç Reis değişikliği yapmanın şu an sırası değil. Hadi. Çok oynadınız. Çok oynadınız. Hadi. Yani yüksek prese rağmen
Ata mamaları çok enteresan. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar, rakip ceza alanında resmen köşe kapmaca oynadılar. Şöyle şunu biraz geri alalım. Rakibe karşılık. Orta merkezde güzel bir şeyler yaptılar. Kaya. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Yok, kaya dursun burada. Dediğimiz gibi şu oruç reis değişikliğini ben şöyle yapacağım. Dima'yı alacağım. Şöyle şu şekilde. Madem ortadan şu şekilde yapıyor, ben de şu şekilde yapacağım. Evet. Yani. Güzel. Hadi Pele, at golünü. Pele'nin serbest vuruş özelliği var. Güzel de yaratıcılığı var. Yani teknik özellikleri de gayet iyi. Ama bazı maçlarda böyle yapabiliyor. Bu kadar ceza alanına girip atamaması açıkçası takımın hoş değil ama yani iyi aslında. Bu kadar pozisyona girmesi de güzel. Önemli anlar güzel. 57'ye 43, yani bunu 1 değil 2 yapmamız lazım en az. Ki ikinci maç hani atıyorum bir beraberlik bile olsa çok rahat geçebilelim istiyorum. Evet. Güzel, 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 güzel. Evet, bu sefer, evet, bu sefer acımadı. Bu sefer acımadı. Güzel oldu. Güzel. 2-0. Maç bu şekilde biter büyük olasılıkla. Son atak rakipten ama engelliyoruz ve bitirdik. Evet arkadaşlar. Güzel oldu. Dediğim gibi Oruç Reis'i oyuna daha erken alabilirdim ama eğer Oruç Reis'i oyuna almış olsaydım orta alanda bir kişi eksilecektim. Bunun dezavantajını yaşamamak için dediğim gibi son dakikaya kadar Oruç Reis'i almadık. Güzel oldu. İstatistiklerde 57'ye 43. Evet, şutlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar, 24'e 13. Başarılı paslar. Serbest vuruş işte bir tane, onu da dışarı attı Pele. Ki güzel vuruşları var normalde. Hiç kornerleri göremedik canlı anlatımlarda. Evet, rakibin 6 tane kurtarışı var arkadaşlar. Gördüğünüz yani kaç tane pozisyon karşı karşıya geldik. Olmadı. Bu arada rakibin kalecisine de bakalım. Yani şampiyonu şöyle gelelim. Tonk'un kalesi adı da Lima'ymış. 122. Evet. Hem penaltı kurtarıcısı hem de teke tek durdurucu ve çift ayaklı 1.97 boy. Yani kapı gibi kalecisi var. Maşallah. Benim kalecim de iyi. Ben de çift özel yetenek verdim. Bu da çift özel yetenek vermiş. Güzel olmuş. Biliyorsunuz son özel sponsorluk ödüllerinden bir tane, pardon. Özel sponsorluk ödüllerinden güzel bir şey yaptık. İkinci özel yeteneği ben de verdim. Hem penaltı kurtarıcısı hem teke tek durdurucu olmuş oldu. Teke tek durdurculuğu vardı zaten. İyi oldu. Neyse, rakip de iyiymiş. Yani gerçekten güzeldi. En azından şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maça merhaba diyebiliyoruz arkadaşlar. En azından biraz daha emin adımla geçiyoruz. İnşallah finalde Berk'le karşılaşırız diyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Dediğim gibi uzun zamandır maç videosu çekmemiştim. İyi oldu. Güzel bir başlangıç oldu diyelim bu sezonda. Sezonun son günlerinde. Kendinize iyi bakın. Meccanen'de kalın.